benziyor. Yani benim de bu festival nedeniyle pek çok ülkeden davet ediyorlar. Kolombiya'ya gittiğimde veya Hindistan'a gittiğimde veya Mısır'a gittiğimde sorunlarımız hep aynı. Kadın istediği kadar dışarıda bir titre sahibi olsun, hakim olsun, savcı olsun, öğretmen olsun, mühendis olsun veya herhangi bir iş dalında emekçi olsun, eve geldiğinde bütün titreler kapıda kalıyor ve evde anne oluyor, evde ev hanımı oluyor. Ve bu kadının benliğine, kadın personasına bölümleri ayırıyor. Kadın bunlarla mücadele etmek zorunda. Evde anne olacak, çocuklarını idare edecek, kocasını idare edecek, dışarıda bir vatanın bireyi, bir evladı olarak hizmet edecek. Bu gerçekten çok zor ama kadınlarımız son derece güçlü. Ve bununla sonuna kadar baş ediyorlar. Hepsi birer Amazon. Şimdi bizim Şileli, Şili'den gelen Galverino Orellana diye bir şair arkadaşımız var. Şiirinde şöyle bir bölümü var. Barbarlar geliyorlar ellerinde hançerleriyle diyor. Barbarlar dedi aslında eski pagan kadınlarını simgeliyor orada. Çünkü kadınlar güçlü. Ta eskiden, antik zamanlardan beri kadınlar güçlü ve her zaman da kendilerini savunmak da birebir. Sevgili Hilal hocamız, demin İstanbul'un hem 7 yıl öncesinden başlayan serüveninde hem bu yıl geldiği noktayı, bu yılki antolojiyi de anlatarak, kitabı da göstererek kadın sorunlarına parmak basarak kadının içinde olduğu bütün durumları duygularıyla aktaran şairlerin buluşmasının aslında bir rengini anlattı, tadını anlattı bize. Elbette sanat, elbette duygular ama bunların içerisinde bir gerçeklik de var. Bunların içerisinde bir yaşanmışlık da var. Ne mutlu bu duyguları dile getirdikten sonra bunlardan ders çıkartabilene. Ne mutlu bu duyguları dinleyip, duyup, öğrendikten sonra yaşamını daha iyi idame ettirebilenlere. Dolayısıyla biz yaşamın içerisinde sanatı ve sanatçının yaşam ilerlerken insanın hayatına dokunuşunu anlayabilen, bunu önemseyen ve bununla ilgili atılan adımların da çok önemli olduğunu bilen insanlarız. Dolayısıyla ev sahipliği yapmaktan, katkı sunmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz.